Ya abi dün banyo yaptırmadın mı sen bana? Her gün banyo yapılır mı ya? Ya senin yüzünden Yunus balığı Filipra döndüm be. Yeter ya. Hem babalar günü diyorsun hem de bir ton eziyet ettiriyorsun bana. Yaz tarifesine geçtik Erman. Eylül'e kadar her gün bir kova suyla fırçalayacağım seni. Allah Allah. O kova suyu ısıtmak için tüpün parasını kim verecek peki sana? Ha? Isıtmak için mi? Evet. Ulan durdum lan! Ne yemişsin? Allah belanı vermesin, durdum! Sustuk! Ne diyorum? Kim ediyorum lan ben? Erman köpük kalırsa üstünde alerji yapar. Allah belanı vermesin ya, damarlarım çıktı görmüyor mu bak ya? Damarlarım çıktı ya! Ne dedi bu yeşiller yoktu? Erman gözünü kapa. Gözünü kapa. Uy! Uy! Kız biraz ısıt suyu. Kız biraz ısıt suyu. Abi yeziyim. Biraz ısıtır mı kızın suyu? Kurban olayım. Elin ayağını öpeyim. Biraz suyu ısıt. Kurban olayım. Şu böyle tarafa doğru dök biraz böyle daha. Dersen, böyle dersen ısıtırım Erman. Isıtırım Erman. Tamam bak. Ay. 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 Soğuk, soğuk, soğuk. Kızım ısıt şunu. Isıt. Isıt. Erman bir suyu ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir karar ver artık. Benim de kafam amboleye oluyor. Hatta şarkısı bile var. Amboleo, amboleya. Hatırladın mı Erman? Vallahi helal olsun sana ya. Ben neredeyim, kadın nerede? Sen nasıl bir kafasın ya? Yeter ya. Vallahi diyorum bak beni. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Erman çağdaşlık olarak mı sen neredesin, ben neredeyim? Ben evet. Buradayım, sen buradasın. Ya bırak bunları kendi kendine. Ulan bir Türk malı bir babaya babalar gününde bu eziyet yapılır mı ya? Bilsin anneler gününde böyle yaptın mı? Ne oluyor Erman? Şarkı söylüyorum şurada. Banyoyu maratonluktan çıkarıyorum. Hep aynı şekil mi olacak yani her şey hayatımızda? İyi tamam. Tamam. Devam devam hadi hadi çabuk. Dondum dondum hadi. Neye devam ya? Kızım hadi ne yapıyorsan yap hadi. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorum? Örgü örüyorum. Ne yapıyorum Erman? Erman, gözünü kapadın değil mi? Kafanı şampuanlıyorum çünkü. Kapadım, kapadım. Tamam. Şampuanı az dök. Ondan sonra 10 ton su döküyorsun. Su parayla asıl. Suya yazık. Ay Erman, sanki kafanda saç var da ben de şampuanı çok dökeceğim. 2 kere dökeceğim, 5 kere dökeceğim. Seninle ilk tanıştım da benim saçlarım kıvır kıvırdı. İbrahim Tatlıses'in ilk saçları gibiydi. İmparator Erman diyorlardı bana posta aleminde. İmparator Erman. Ondan sonra ne oldu ben anlamadım. Evlendikten sonra bütün saçlarım geri çekildi arkadaş. Ay ona bakarsan benim de saçlarım basenlerime kadardı Erman. Rapunzel. Kız bu ne kokusu böyle ya? Bu ne kokusu böyle? Yaş pasta kokuyor ya. Evet Erman. Kafama koşuyor, şeyde mi kokuyor? Ay evet Erman. Dün alışveriş merkezinde gezinirken evet. Bir kozmetik mağazasında babalar gününe özel olarak bir indirim yapmışlar. Bu şampuanın da fiyatı 180 liraymış. Neredeyse %80'e varan bir indirim yaptıkları için 100 liraya düşmüş. Ben de bu kelepir fırsatı hiç kaçırmadım. Evimize katkıda bulunmak için hemen aldım. Ya ben ne diyeyim ki sana? Arkadaş ben artık 18 yıldır bulacak kelime bulamıyorum ya. Sağ ol Erman. Ya ne demek sağ ol? 100 bin liraya şampuan alınır mı kadın? Biz sosyete miyiz? Biz sosyete miyiz? Söyle bana. Bak içime bağırıyorum artık çocuklara şey olmasın diye. Ha Erman içine bağırıyorsun değil mi? İçine bağırdığın için banyoda bağırınca ses ekose yapıyor. Kızım ben kimim 100 milyona saçıma şampuan süreceğim ya. Allah'ını seversen ya delirtme ya. Bak günü günü ağlatacaksın şimdi ha. Erman, Erman lütfen bugün babalar günü. Lütfen biraz daha sakin ol. Bak o şampuan o kadar faydalı bir şampuanmış ki saçı besliyormuş. Nasıl biz nasıl çocukları besliyoruz? Başka şeyler besliyoruz, çiçek alıyoruz, onu besliyoruz. Bu şampuan da kafandaki saçı öyle besliyor Erman. Kepeklere de iyi geliyor. Ya beslemesin, Allah'ını seversin. Bak sinir bana kalp krizi geçirttireceğim bu yaşta ya. Gözünü seveyim, sen durun lan şunu ya. Ya ben istemiyorum ya kafamda böyle bir şampuan olsun. Arındır beni ya, arındır beni. Çabuk çabuk, gözlerim kopuk olmadan al bu şampuanı kafamdan, al. Alamam Erman. Çünkü Erman bu şampuan saça çok iyi geliyormuş. Kepeğe de önlüyormuş. Demin demiş miydim ben bunları? Neden biliyor musun Erman? Çünkü kakao ağacıyla papua bitkisi varmış bunun içinde. İkisini birden kurmuşlar. O yüzden de saça çok iyi geliyormuş Erman. Lütfen biraz daha kalsın. Erman.
Suratını döndür bakayım bana. Ay annesinin canı, ne kadar çağdaş oldun Erma. Ya utan ya, sanki ananla baban gördü kakao ağacıyla popo ağacını. İstemiyorum ben kafamda kakao ağacıyla popo ağacını. Benim sabunum evli etmiyor benim ya. Biz sosyete miyiz? Kafamıza kakao ağacıyla popo ağacını birleştirelim. Ne gerek var birleşmesinler abiyem? Köpek de olsun, her şey olsun. Sağlıklı besleniyorsun. Bunlar bak kimyasal madde var bunların içerisinde, yapma. Tamam Erman. Erman gözlerini kapat. Lütfen kapat. Şimdi bak bir kokla. Kafanı kokla. Hayır hayır. Öksürük yok Erman. Kafanı kokluyor musun? Kokluyorum. Şu an kendini Karayip Adaları'nda böyle bir sandalla gezintide hissettin mi? Leheni unut. Bu leheni unut. Gezintide hissettin mi Erman? Ben vallahi hissettim. Ya kadın bak Allah'ını seversin. Çabuk yıka beni. Çabuk. Kız ısıtayım sana. Çabuk yıka. Çabuk. Kadına bak ya, dur durmuş kafa. Yürü be, onlar bunları öğrenmiş şimdi. Çabuk. Çabuk. Çabuk dedim. Kız nereye gittin sen? Uf. Gözlerimi açamıyorum kadın kakao ağacından ya. Kakao ağacı, papo ağacı gittin gibi. Hadi. Abi! Abi! Su bitti su. Su getir. Su getir su. Kimyasal olmasın suda. Emirli barajından getir lütfen. Ayakların indir. Babanın yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Allah taş eder sonra. Hadi bakalım. 30 saniye kaldı yayına. Evet arkadaşlar, herkes hazır mı? Yayına girmedik değil mi? Oğlumla şakalaşıyordum da. Son 30 Erman Bey. Son 30. Son 30 derken? Canlı yayın için son 30 saniye. Ha, canlı yayına son 30'muş. Güzel güzel. Çok güzel. Dur dur dur. Heyecan yaptırma bakalım. Elin ayağın değme sakın. Lafa girme. Kravatın güzel olmuş değil mi? Çok. Sağ olun, Allah razı olsun. Memleket neresi? Nazilli. Olsun, olsun yani. Nazilli giymiş. Nazilli nedir lan? Bilmiyorum. Onu bilmiyorsun ama saçını böyle yapmayı biliyorsun değil mi? Allah'ını seversen babanı biraz dinle lan. Baba ya. Yeter. O saç ne of baba diyorsun lan? Lan! Kadın var burada. Sonra da bana niye bela okuyorsun? Niye vuruyorsun baba diyorsunuz? Sinirlendirdi ya. Anne, duydun mu? 30 saniye sonra yayına giriyormuşuz. Allah, Allah. Allah'ım ya Rabbim. Sen bize yardım et ya Rabbim. Bu akşam sular seller gibi geçsin şu yayın. Kızım ne bakıyorsun bömüğün suratıma? Sen de dua etsene. Güzel. Bekle Türkiye. Yarcan kıymık geliyor. Michael Jackson şekli. Yönetmenim, bu kıyamı da unutma. Bak olaya görüyor musun? Bir klip havası verdim. Karışma. Danden, danden. Erman Bey, son 10 saniye efendim. Ama önce 30 saniye başlama jeneriğimiz olacak. Öyle mi yani? 40 saniye serbestiz. Çok güzel, sağ olun. Şişt, bana bak. Öğlen yemekte gaz yapıcı şeyler falan yiyip içmedin değil mi? Yok, yemedim. Sakın, sakın. Yayın sırasında babandan herhangi bir ses gelir ise şayet. Yani öyle bir şey olursa hemen suçu sen üstleniyorsun. Niye baba ya? Ne demek niye baba lan? Sen evin en küçüğüsün. Bu tür durumlarda suçu hep küçükler üstlenirler. Terbiyesiz. Şuraya ne bulaşmış böyle? Makyajı o kadar yaptırmayın oğlum. Önce 30 saniyelik bir jeneriğimiz girecek. Allah büyüktür ya Rabbi.
Son 30, son 40, son öyle ölüye demek öyle mi? Son 30'lar, son 30'lar ne demek oluyor son 30? Kalan yani, süre. Kanalın yayına giriş saati. Evet. Son 30, son 30 diye diye burada gideceğim ben. Bak, nefes alamıyorum bak. Radyatör varmış gibi bak. Görüyor musun? Heyecanlı. Son 30 deyince karı ben ölüyorum burada biliyorsun. Hadi girin la. 5, 4, 3, 2, 1, jenerik. Anne, biz ne yemek yapacağız şimdi ya? Bilmiyorum, henüz karar vermedim. Elimizdeki malzemelerle bir başlayalım. Bakalım ortaya ne çıkacak, ben de çok merak ediyorum. Yayın için son 10 saniye efendim. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niye hiç kımıldamıyor bunlar ya? Mutfağı kesiyoruz. Kes. Kızım. Biz canlı yayındayız şu an. Evet anne. Bizim Türkiye bizi mi izliyor? Tabii anne. Tabii. İkisi oturdu buraya. Ay Allah'ım ya, ne oldu bunlara? Bodrum'a keselim bir de. Allah, yandı. Ulan zurnanın zırt dediği yere geldik. Klarnet çalmıyor ya. Ağzım kurudu ya. Lan Yarcan! Ulan reyting gidiyor! Hani Normandiya duvarı? Abicim kuzuların sessizliğine bağladılar olayı. Alo! Allah belanı vermesin seni. Sen nasıl bir insansın ya? Ben yapmadım ki baba ya. Senden geldi o ses. Nasıl benden geldi lan? Ben sana demedim mi suçu üstüne alacaksın diye? Oh, kramp da gitti ya. Demek ki sıkmadanmış arkadaş. Ses çok çıktı mı? Elimi tutamıyorum elim. Elim fena. Tut tut. Kızım söyle şunlara, put gibi durmasınlar, hareket etsinler, bir şeyler yapsınlar ya. Hemen telefon numaraları tanıtımını gir. Peki hocam. Kestik dedi, dur. Erman Bey, 30 saniyelik tanıtıma girdik. Şu anda yayında değiliz. Lütfen biraz daha canlı olalım diyor yönetmenimiz. Böyle normal ev halinizle konuşun birbirinizle. Evet, pardon. Çok pardon. Yalnız siz tabii böyle 3-2-1 kayıt deyince hani öyle olunca biz de heyecan yapıyoruz. Yani onu da saymasanız olmuyor. Yani pardon ne lan? Pardon ne oğlum? Biz Fransız mıyız? Biz sosyete miyiz lan? Baba sen dedin pardon, çok pardon diye. Ben mi dedim ya? Konuşma lan. Evde küçük sensin. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Suçu hep üstüne alacaksın. Duydun beni? Nasıldım? Öyle çok heyecan yapmadım değil mi? Kol durmuyor kol. Kol dursa? Gırk mırk deyince benim burada gırkım gidiyor biliyorsun. Lütfen biraz daha canlı olalım. Tabii. Kusura bakmayın, bu bizim ilk canlı yayınımız da. O yüzden biraz böyle kasıldık kaldık. Ama merak etmeyin, yani şimdi yavaş yavaş gerçekten açılacağız, kendimize geleceğiz gerçekten. Merak etmeyin. Canlı yayın için son 10, 9, 8, 7, 6. Yayın için son 5, 4, 3, 2, 1. Hadi abicim ya, hadi gösterin bize kuzuların marifetlerini. Ardacığım, ne yaptın bakayım bugün okulda? Okul çok güzel geçti babacığım. Öğretmenin sorduğu bütün sorulara parmak kaldırdım. Öyle mi? Aferin, aferin, aferin oğluma.
Ay yavrum benim. Yavrum benim. Melodicim sen de rica etsen bana bir kap verebilir misin? Domatesleri parçalayıp içine koyayım diyerek de. Tabii ki anneciğim. Ay umarım babam ve kardeşin bu akşam yemeği 5 dakika kadar geciktirdiğimiz için bize gönül koymazlar. Çok mersi. Bir şey değil anneciğim. Ama sırf aileme el mükemmel yemekleri yapabilmek için ne kadar çalışıp çabaladığımı görüyorsun değil mi Melody? Umarım sen de yarın bir gün evlenip evinin hanımı olduğunda en az benim kadar mükemmel bir ev hanımı olursun. İnşallah anneciğim. Kesiyoruz. Su yaktı kızım bunu. Sen bunu... Kızım bununla mı oluyor bu? Bununla mı oluyor? Bu kadar büyükle mi oluyor? Evet şuradan şey... Kaşık getir. İçindeki suyunu bari boşaltalım. Kaşık getir. Aferin benim tatlı kızıma, güzel kızıma. Kaşık getir çünkü bunun suyu yani her yere... Niye böyle oldu ki? Tam bu kalsın. Sen kaşıkla onun içine soy. Kavga çıkar tükürmesin. Kızım bir dakika. Cıvıdı bu anne ya. Bunu bak zebra gibi bile, zebra gibi şey yaparsın, bir tarafını kesersin, o bir tarafını kesmezsin ki. Bunu belki böyle salatanın üstüne koruz. Kızım bunda küçük bıçak yok mu? Al bunu. Şey getir bana. Meyve getir, meyve soyalım. Aferin benim güzel kızıma. Ne kadar çabaladığımı görüyorsun değil mi? Bak ev hanımı olmak o kadar da kolay bir şey değil. Tamam yavrum neyse Allah'ım. Onu ver bana ver. Ne oluyor bunlara ya? Bunlar hiç böyle değildi ya. Bence numara yapıyorlar hocam. Ne numarası? Düzgün aile numarası. İşte Sevalcığım. Bunlar da benim çeyizlik porselenlerim. Evlendiğim günden beri hayatımda 2 kere kullandım bunları. İlki Erman'la balayından döndükten sonra bu evde geçirdiğimiz ilk geceydi. Erman'a limonlu çay yapmıştım bunlarla. Balayında epey bir performans sergilediğim için vücut iflas etti. Yani vücudun direnci düştü. Sonra biz otobüsten seyahat ettiğimiz için klima da açık. Ben orada şifayı kapmışım hani çünkü çok da sevmiyorum klimayı. Ondan sonra böyle boğazlarım davul gibi şişmişti inanır mısın? Yapma ya. Ya o kadar oldu yani. Aki yani. İyi de anlamıyorum sahneni bana. Dikkatli misin benim ağzım mı yiyorsun? Efendim? Yani sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok ben yani öyle hani dalga geçme amacıyla değil de yani ben öyle lafın gelişi oraya tam cuk diye oturdu. O yüzden yani lafın gelişi öyle bir tepki verdim. Hayır bir rahatlık hissediyorum da sende. Yani ben bir geçmişimle ilgili bir hastalıktan bahsediyorum. Fakat sen böyle sanki beni alay alıyormuşsun. Ağzımı yiyorum, dalga geçiyormuşsun gibi oluyor. Neden öyle oluyor acaba? Yok yani ben hani o elim andan dolayı anlattığınız olaydan dolayı biraz üzüntü gerçekten böyle içim bir sıkıntı bastı. Onu ifade etmek babında yoksa herhangi bir şekilde sizle dalga geçmek babında değil yani. Yemin et. Efendim? Lan yemin et. Ben şimdi yani yemin ederim ki öyle. Ekmek musap çaktın ki de. Şimdi yani bu kadar şimdi gerek var mı? Oğlum gözlerimi niye kaçırıyorsun lan sen? Erman lütfen bu tarz çağ dışı yaklaşımlar Gökhan'la Seval'e çok yakışıyor olabilir ama bizde seyreldi ve absürt duruyor. Bir saniye abiciğim o çizgide duralım. Absürt mabzürt falan duralım orada yani. Bizim asıl önemli olan acaba komşularımız da bizim kadar dürüst mü? Onu açıklasınlar. Evet Erman. Gülerek, tebessüm ederek. Evet Erman çok haklı aslında. Dürüstlük bizim hayattaki birinci prensliğimizdir. Karımı duydunuz. Erman abiciğim. Allah belamı versin ki bak... Ben senin ağzını eğmiyordum, seninle dalga geçmiyordum diyeceksin. Söyle.
Yanıma doğru. Aslında ben gerçekten şimdi öyle bakarken yani... Yemin edeceksin Gökhan. Yemin ederim. Bak yine başladın höylü mürü konuş... Yani şey konuşmaya Gökhan. Yani ne oluyor? Yemin eder misin Gökhan bağırarak o tarafa doğru lütfen? Allah bilamı versin ki seninle dalga geçmiyorum Erman abi. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki de. Şimdi bu herkesin içinde biraz ya fazla... Ya kardeşim sen desene sen ne yapacaksın? Ev benim evim. Ne diyorsun sen ya? Şuradan şuraya geçmek nasip olmasın ki öyle bir şey niyet etmedim. Gökhan'cığım bak ağzında geveleme bak yine hala kayıyorsun bak adam gibi konuş. Şuradan şuraya bağırarak söyle. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki. İki gözüm önüme aksın ki diye. İki gözüm önüme aksın ya ki. Ya bak yine ağzında geveliyorsun kardeşim. Lütfen baştan bir daha alıyoruz. 3, 2, 1 kayıt söyle. İki gözüm önüme aksın ki de. Bağırarak. Yeter ya yeter. Bıktım ya ki gözüm önüme aksın ki yeter diyorum ya. Demedim. İşte biz böyle mükemmelliyetçi bir çiftiz Sevalcığım. İnsanların mantık delgecimizden geçirmeden güvenlik duvarımızdan aşırtmıyoruz. Hatta lafı bile var. Güvendiğim dağları karlar yardı. Kusura bakma Gökhan'cığım, hakikaten yani delikanlılığından bir saniye bile şüphe ettiğim için hakikaten kendimi çok suçlu hissediyorum yani. Yani. Ama bak yani senin hanımınla beni de gördün. Yani bizim için dürüstlük ve doğruluk çok önemlidir Gökhan. Yani biz asla yalanı sevmeyiz. Erman haklı. Biz yalanı da yalan söyleyeni de sevmeyiz. Hatta Erman lafı bile var değil mi? Yalancının mumu yansıyana kadar yanar. Yalnız o laf öyle değil. İşte Sevalcığım bak şimdi bunları dedim ya benim bu paha biçilmez nadide porselenleri ikinci kullanışım da biricik oğlumuz Arda'nın sünnet düğünündeydi. Ay o ne kadar şaşalı bir gündü Erman o dönemin en pahalı gazinosunu tutmuştu. Sonuçta bir tane oğlum var yani. Onun en şaşalı gününde, anlatabiliyor muyum yani hepimiz için geçerli de. Onun en şaşalı gününde kral gibi bir yer tutmak benim için şereftir yani değil mi? Allah'ım ne kadar müstesna, ne kadar değerli bir kalabalık toplamıştı o gün gazinoda. Şarkı, müzik, eğlence, coşkuluk, kahkahalar hırla gidip geliyordu gerçekten. Sabaha kadar dans, dans, dans. İşte o günün sloganı buydu. Ay, benim Almanya'dan halamın kızları gelmişti o gün. Demin dediğim gün, temin dedim ya. Sıra dedim ya. O gün benim Almanya'dan halamın kızları gelmişti. Bak bu fincanların içinde ben onlara ıhlamurlu nane yaptım. Tersini çevir, naneli ıhlamur. Bak, halin ta içi nane kokar. Ay şimdi Sevalcığım al bakalım bunu. Bunları mutfağa taşıyalım beraberce. Bunlar benim için çok kıymetliler. Benden sonra kızıma kalacaklar. Kızım Melody evlendikten sonra onun salonundaki ünitelerin böyle bir rafını, raflarını süsleyecekler bunlar. O yüzden eğer bunlardan birini kırarsan ben de sana kafanı kırarım. Ay şaka yaptım olur mu? Senden değerli mi? Dikkat et. Dikkat et. Aferin. Aferin. Yok yok bir şey olmadı. Dikkat et yalnız dikkat et. Aferin senden değerli değil de. Seyine de dikkat et. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para